Hepinize merhaba, Kolaçan'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde motovlog yapmak için hangi kamerayı almamız gerekiyor ya da normal sürüşlerde hangi kamerayı almamız gerekiyor? Kısaca aksiyon kamerası alırken nelere dikkat etmeliyiz, hangi amaçla, ne olarak kullanacaksak alırken nelerine bakmalıyız, bunlardan bahsedeceğim. Hangi mikrofonu kullanacağız, hangi çeviriyi kullanacağız, kaskın neresine mikrofon koyacağız, rüzgar sesi özellikle en büyük problem. Yani motovlog yaparken ya da yapmazken fark etmez. Bütün bilmeniz gereken ince ayrıntıları size anlatacağım. Ben nasıl yapıyorum örneklerle size anlatacağım. Önümde kendi kaskım, kameram, düzeneğim var. Hemen yanında da bilgisayarım var. Kendi kameramı, kaskımı, neden bunu seçtiğimi anlatacağım. Siz ne seçebilirsiniz onu anlatacağım. Bilgisayardan da hangi kameralara alıp bakabilirsiniz. Fiyatları nedir ortalama, bunlara bakacağız. Yani kısaca bu videoda motovlog yapmak isteyen arkadaşların ya da sürüş güvenliği için kask kamerası almak isteyen arkadaşların aklındaki tüm sorular uçup gidecek. Olur da unuttuğum bir şey olursa siz yine yoruma yazabilirsiniz. Oradan da cevaplamaya çalışırım. Hayda. Şimdi gelelim hangi kamerayı seçeceğiz. Öncelikle bununla başlayalım. Şimdi bu cebinizdeki parayla alakalı, tamamen bu işe ne kadar bütçe vereceğinizle, bütçe ayıracağınızla alakalı. Benim için para önemli değil diyorsanız, hiç paranın bir önemi yok benim için diyorsanız, ne güzel ne mutlu size. Bunun için alacağınız iki tane kamera var. GoPro ve Sony. Şimdi GoPro bir marka normalde ama diğer bütün aksiyon kameralarına artık GoPro olmaya başladı. GoPro deniliyor. Aslında hepsi GoPro değil. GoPro. Böyle bir GoPro. Hatta ben bunu açayım bir yandan anlatırken. Şimdi alacağınız iki kamera var. GoPro ve Sony. İkisi de birbirinden kaliteli. Hatta yer yer Sony'nin görüntüsü GoPro'dan biraz daha iyi görünüyor gibi. Bununla ilgili detaylı videolar var. Karşılaştırmalı videolar var. İlerleyen dönemde ben size o videodan da yapacağım. Onlardan da yapacağım. Hepsinin kalitesini ayrı ayrı göstereceğim. Ama şu anda elimde bir tane kamera olduğu için kendi kameram. Bunun üzerinden gireceğiz. Dediğim gibi YouTube'daki o kıyaslama videolarını izlerseniz Sony'ninki böyle bir tık daha iyi gibi görünebiliyor. Ama şey işte atıyorum birininki gece görüntüsü çok iyiyken birinin sarsıntısı çok iyi. Birinin işte gündüzü iyiyken birinin şekli iyi gibi değişiklikler olabiliyor. Ama bu işin tepesinde olan aletler GoPro ve Sony. Bir de DJI çıkarmış ama onu daha inceleme fırsatım olmadığı için ikisinden bahsediyorum. Bu aksiyon kamerasının babaları bunlar. Paranıza göre alabilirsiniz. Bu özellikle ikisini ayrı bir yer ayırmak istiyorum GoPro ve Sony'ye. Sony'nin herhangi bir modelini seçeceğiniz zaman direkt olarak mikrofon takabiliyorsunuz. Yani alt modellerde bir iki modelinde yok ama üst modellerin hepsinde var. Direkt olarak mikrofonu alıp böyle direkt mikrofonu böyle tık diye takabiliyorsunuz. Avantajı güzel bu avantajı. Görüntü kalitesi de iyi. Ama Sony'nin şöyle bir sıkıntısı var. Sony bunun gibi değil. Yani böyle kare değil uzunlamasına. Resmini koyarım ekrana. Çeneye koyduğunuz zaman çene de şöyle duruyor. Çok çirkin oluyor. İşte tepeye koyduğunuz zaman hem anten gibi oluyor hem şöyle oluyor. O da güzel olmuyor. Göğse taksanız göğüs de şöyle kalıyor. O da olmuyor. Benim Sony almamamın en büyük sebebi onun şekliydi. Ha, kaskın kenarına güzel oluyor bak. Tam da kenarlık yapmışlar mesela şöyle de. Kenarda çok iyi. Ben çenede kullanıyorum. O yüzden ben gittim GoPro aldım. Şimdi GoPro'nun da bazı dezavantajları var. En büyük, en kötü dezavantajı. 5'ten sonra GoPro 5, 6, 7 ve 8'lerde şöyle bir alet almak zorundasınız. Bunu birkaç videomda bahsettim. YouTube'a girerseniz, Facebook'a girerseniz bütün dünyada insanların şu alete sayıp sövdüğünü görebilirsiniz. Çünkü zaten GoPro'nun amacı küçük olduğu için yani burada taktım, burada taktım. Bu şekilde mikrofon takabileyim abi. Herhalde insanlar ya da üreticiler mi, mühendisler mi düşünmemişler yani motovlog yapanları. Şunu şuraya takacaksınız. Böyle kullanacaksınız. Şimdi bu ne oluyor? Her yerde kullanamıyorsunuz şu aleti. Kaska takıyorsunuz. Tepeye taksan burada sallanıyor. Yana taksan sallanıyor. Bunu nerelere takabilirsiniz? Düzeneye nasıl yaparsınız? Ona birazdan geleceğim. Bunun en büyük dezavantajı bu. Ayrıca bunun fiyatı şu anda 2020 Mart itibariyle 750 lira. Mart 2020 itibariyle 750 lira. Yani kameraya vereceksiniz bir sürü para. Bir de buna vereceksiniz bir sürü para. Ama en iyisi olsun.
ve çeneye de takabileyim diyorsanız yapacak bir şey yok. Bunun yerine 4 alabilirsiniz. 4 tavsiye ediyorum. GoPro 4. 4 GoPro'nun en iyi modellerinden bir tanesi. GoPro Hero 4 alırsanız eğer mikrofon da direkt takılıyor. Hemen hemen görüntü kaliteleri de aynı. Ama biz zaten çekimlerde 1080-60 FPS kullandığımız için isterse 16K olsun şu an için çok da bir önemi yok bizim için. GoPro 4 tavsiye ederim. GoPro alacaksınız. Ya da ben bunu da alırım diyorsanız, ses görüntü kaliteli olsun diyorsanız. Ya bu arada 4 ile 5-6-7-8 arasında, yani model yükseldikçe stabilize, bu titreşim engelleyici özellikleri de var teknolojiden dolayı. Onlar da büyük fark. Evet, GoPro'dan çok bahsettik. Sony'den bahsettik ama en çok anlamlar bunlar olduğu için, uzun vadede de kullanacağınız için bunlara özellikle değinmek istedim. Ya bu arada ben bu bozuldu. Bu benim 2 sene 2 ay oldu ve bozuldu. Garantisi bittiği için hiçbir şey yapmadım. Bundan almak yerine, tekrar buna takmak yerine, o parayı vermek yerine gidip bir tane GoPro 4 alsam 700-800 bin liraya daha mantıklı geliyor diye düşünüyorum. Şimdi bunları geçtik. Bilgisayardan bakalım. Başka hangi kamerayı alabilirsiniz? Diyorsanız ki, genelde öyle geliyor bana sorular. Diyorsanız ki işimi görsün, çok para olmasın. Özellikle güvenlik amaçlı kullanan arkadaşlar için de bunları gösteriyorum. Ve şey için de, motovlog yapacağınız zaman da bunları kullanabilirsiniz. Kullanacağınız modellerden bir tanesi Eken H9. Şu Eken H9'lar bak, 350 liraya var. 345, 339, 349, 300'e var. Bunlardan bakabilirsiniz. Fiyatları böyle hemen bir tanesine, hatta şöyle alışveriş diyelim. Şu alet mesela ilk baştakini açalım. Bak 345 liraymış. Eken H9 işinize yarar mı? Kesinlikle. Birazdan göstereceğim kamerayı ben, bundan sonraki göstereceğim kamerayı ben 2 sene falan kullandım. İlk videolarım hep onlarla. 345-400 aralığında. Bak içinden de aparatları çıkıyor. Şunu seçelim. Bak içinden işte kaska takacağınız malzemeler, buradaki tokalar, yapışkanlar falan hepsi, yani bir kaskın kenarına üstüne takabileceğiniz aparattan hepsi içinden çıkıyor. Fiyatlara göre mesela ortalama 350 lira, adam 400 lira diyor, içine bir tane daha batarya koyuyor. Onu da söyleyelim. Alacaksanız özellikle motovlog için çift bataryalı almanız. Bak burada bir tane buldum mesela. N11'de 350 liraymış. İki tane de yanında batarya ve kumandasını veriyor. Kumanda da çok iyi. Takıyorsanız kolunuza, başlat bitir. O da çok güzel bir özellik. 354 lira fiyata çok uygunmuştu harbiden. Bunlardan bakabilirsiniz. Evet, Eken H9 alabileceğiniz iyi kameralardan. Bunların çok büyük bir dezavantajı var. Ona birazdan geleceğim. Ya da birazdan gelmeyeyim, direkt söyleyeyim. Bunların mikrofon takılmıyor. Bir de SC4000 diyelim. 4000 Wi-Fi diyelim. Bu da, bu niye bu kadar pahalıymış lan? Heh, tamam. Aynı kameraya birisi 500 yazmış, birisi 370, 330, 350, 225, ortalama 300-350. Şunu unutmayın, bakın ortalama 350 lira civarı, 350 lira civarı. Eken H9 SC4000 işinizi görecek en ucuz kamerayı arıyorsanız Eken H9 SC4000. Siz 200 liraya da bulabilirsiniz başka kamera. Ya da 150 liraya da bulabilirsiniz. 80 liraya var. A101'de, BİM'de 2 ayda bir geliyor ya. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bunlar ortalama 350 civarı. SC4000 Wi-Fi'li olursa iyi olur. Telefona bağlanıyorsunuz. Telefondan veri alışverişi yapıyorsunuz. Bunların uygulamaları da var. Telefona indiriyorsunuz. Görüyorsunuz yani. Kaskaya taktınız, Wi-Fi'den bağlandınız. Telefondan nasıl açız falan onu ayarlayabiliyorsunuz. Bu kameralardan birini tercih edebilirsiniz. Ya da SC'nin, bak bunlar 350 civarı. SC Cam'in farklı kameraları var. Buna da bu arada şey takılmıyor. SC4000'e de mikrofon takılmıyor. SC Cam 6 Legend var mesela. Bu da ne kadarmış? 650-700 lira civarında şu alet. 700 lira civarı ortalama SC Legend de alabilirsiniz. Buna direkt mikrofon takılabiliyor. Bu da dediğim gibi 650-700 arası. SC4000 dedik, Eken H9 dedik. Bunlara mikrofon takılmıyor. Ancak üzerinde mikrofon var. O da kaskın çenesine taktığınız zaman ses almıyor maalesef. Buradan bir de koruma kabı takıyorsunuz. İçeriye ses gitmiyor. Bir de rüzgar vuruyor üstüne giderken. Yine ses gitmiyor. Ne yapacaksınız? Açıyorlar içini. Oraya bir jack girişi, mikrofon girişi. Lame'leyip tekrar kapatıyorlar.
Bunu yaptırabileceğiniz çok fazla yer yok maalesef. Elinizden geliyorsa, bir arkadaşınız varsa, elektrikçi, elektronikçi, bu ince işçilik yapan bir arkadaşınız, telefon tamiri, tablet tamiri yapan arkadaşlarınız varsa, elektronikten, ince işçilikten anlayan, çünkü çok küçük onun deyimleri, minicik, toplu iğne başı kadar. Varsa bunlara yaptırabilirsiniz. YouTube'dan girin, harici mikrofon takmak ya da SC4000 jack girişi takmak diye arattırırsanız görürsünüz. Bir sürü bununla ilgili video var. Kendiniz eğer elinizden gelmiyorsa, anlamıyorsanız böyle bir şey, siz yapmaya çalışmayın, hiç edersiniz. Yaptırıp takabilirsiniz, öyle kullanabilirsiniz. Mikrofon girişi olmadan zaten hiçbir işe yaramıyor. Ama diyorsanız ki ben güvenlik amaçlı takacağım, mikrofon girişine falan ihtiyacınız yok, konuşmayacağım da diyorsanız, alın takın kullanın, sıkıntı yok. Yani şöyle söyleyebiliriz, mikrofon takılabilen en düşük fiyatlı alayım diyorsanız yine 700-800 lirayı gözden çıkaracaksınız. Şimdi geldik mikrofona, en önemli konu mikrofon. Mikrofon konusunu bana belki milyon kez sormuşlardır 4 sene içerisinde. O kadar çok soru geliyor ki hala geliyor. Şöyle bakıldığı zaman YouTube üzerinde motovlog videosu yapan arkadaşlar arasında ben kendi sesimi tam olarak beğenmesem de, yani ses kalitesini tam olarak beğenmesem de, birçok arkadaşın videosuna bakarak iyilerdenim diyebilirim. Bu yüzden de çok fazla soru geliyor. Kameramızı aldık, geldik. Kaska takacağız. Kaska nasıl takacağız? Bununla ilgili detaylı videom şurada. Yok, ciddiyim, şaka yapmıyorum. Şurada, gerçekten burada. İşte kaskın neresine takacağız? Çene açılır kullanıyorsanız mecburen yan tarafına takacaksınız. Böyle kapalı kullanıyorsanız çeneye takmanızda çok büyük fayda var. Görüntü açısı ve kafanızı bakmak istediğiniz yere çevirdiğinizde her tarafı görmeniz açısından en güzel açı, göstergeyi görüyorsunuz. İşte izleyen de o motoru sürüyormuş hissine kapılıyor. Çok güzel bir görüntü oluşuyor. Çene en iyisi. Tepeyi çok şey yapmıyorum ben. Tepede böyle anten gibi duruyor. Ağaçların arasından geçerken böyle takılıyor. Kapıdan girerken kapıya vuruyorsunuz. Komik bir görüntü oluyor. Bir de çok yüksekte oluyor. Motorunuz da yüksekte gösterge falan görünmüyor. Sadece yol görünüyor. Böyle bir şey uçuyormuş gibi. Hiç iyi olmuyor. Ayrıca tepe olduğu zaman çok yüksek süratlerde böyle arkaya doğru atıyor mecburen. Ha, yanda da olursa yüksek süratlerde de yana böyle hafif kaydırabiliyor. En güzeli çene. Yine de çene açılır kullanıyorsunuz. Yan tarafa takmak istiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Yan tarafa takmakla alakalı videomu izleyeceksiniz. Onunla ilgili özel bir video yaptım. Hatta o videoda yan tarafa nasıl takılır? Hangi mikrofon kullanılır? O zamanlar SC4000 kullanıyordum. SC4000'e nasıl mikrofon girişi yapılır? Nelere dikkat edilir? Nasıl düzenek kurulur? Hangi mikrofonlar? 5-6-7 tane mikrofon deniyorum. Hepsini de test ediyorum. Hepsi burada. Onu izleyebilirsiniz. Çene açılır için ve mikrofon çeşit testleri için o videoya bakın. Çeneye nasıl takacaksınız? Sivri çeneler özellikle en büyük sorunlardan bir tanesi. Buraya nasıl takacağız? Bununla ilgili, şaka yapmıyorum, o da burada. Çeneye takmakla ilgili, bak şöyle benim düzeneyim. Buraya bir tane J aparat taktım. Buradan şu alet mikrofon adaptörü. Buradan geliyor, buradan mikrofon gidiyor. Bunu buraya nasıl sokuyorum? Bu normalde su geçirmez kap, buraya tam jack'ın gireceği büyüklükte bir delik açtım. Bunu sokuyorum, bu buraya tıpıyor. Yani tıpa göre bir görüyor. Tıkadığınız zaman içeri su da almıyor. Bu şekilde düzenekle kullanıyorum. Bunu istediğim gibi şöyle şu şekilde aşağı yukarı ayarlayabiliyorum. Bunun için de şu araya küçük aparatlar almanız gerekiyor. Şöyle küçük parçalar almanız gerekiyor. Bu parçaları nereden bulacaksınız? İşte bunları da öğrenmek için köşedeki video. Hepsi köşede. Gelelim mikrofona. Mikrofon çok büyük problem. Görüntü biraz bozuk olabilir ama ses bozuk olursa kimse izlemedi arkadaşlar. Ses çok önemli. Mikrofon olayları çok önemli. Hangi mikrofon alacaksınız? Ben kendi tecrübemden şunu söyleyebilirim. Mikrofon ne kadar kaliteli olursa o kadar sıkıntı yaşıyorsunuz. Niye? Buraya taktığınız zaman, ağza verdiğiniz zaman mikrofonu, ağzınızı şapırdatıyorsunuz, böyle yutkunuyorsunuz, işte ne bileyim bir şeyler oluyor. Bunları çok yakının alıyor. Ben hiç hoşuma gitmiyor video izlerken. Ben ne kullanıyorum? Buna gelelim. Ben 1 dolarlık mikrofon kullanıyorum. AliExpress'ten getirmiştim. Aynı mikrofonlar burada 10 lira. Beklemeyin AliExpress'i, gidin 10 liraya, 15 liraya.
Gerçi fiyat artmış olabilir şu sıralar. Bilgisayarcılarda, normal bilgisayar aksesuarı satanlarda, elektronikçilerde, işte böyle elektronik, mesela Ankara'da Maltepe Pazarı, atıyorum Konya Sokak, İstanbul'da bunun için çarşılar var, aklıma gelmedi şimdi. Oralardan bakabilirsiniz, alabilirsiniz. Mikrofona çok takılmayın. Benim dediğim gibi şu köşede mikrofon testleri yaptığım bir videom var. Ona bakın. En adi mikrofonu kullanın. Şu anki mikrofonum bile benim aldığım Çin'den, onu kullanıyorum. Nereye koyacaksınız? Benimki tam şurada duruyor. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Yani şu pedin yanında. Şimdi bunu gösteremem. Ped var ya, görüyor şöyle. Pedin yanında duruyor. Mikrofon tam şurada duruyor. Siz şöyle alta çeneye koyabilirsiniz. Ağzınızın tam önünde şurada durmasın. Patlama yapıyor. Şuraya koyabilirsiniz. Şuraya koyabilirsiniz. Bunu kaskınızın yapısı, kaskınızın markası, modeli, kafanızın yapısı, rüzgarı nereden alıyor? Kimin işte kaskı kafası farklı bir şekilde. Şuradan rüzgar giriyor. Kiminki şuradan giriyor. Kimin camı açık alttan giriyor. Anlatabiliyor muyum? Farklı yerlerden girdiği için siz onu deneme yanılma yöntemiyle yapacaksınız. Bir şuraya koyun çıkın gezin. Bir şuraya koyun çıkın gezin. Tamam mı? Bu şeyde bile fark ediyor. Ben naked kullanıyorum. Komuter kullanıyorum. Normal oturuş pozisyondayım. Kask hafif şöyle aşağı doğru. Tamam mı? Oturuyorum. Kask hafif şöyle aşağı doğru. O yüzden tam şu kenara, çene kısmına rüzgar çok gelmiyor. Raising kullanıyorsunuz. Yatıyorsunuz böyle. Şuralardan giriyordur. Buradan ses size çarpıp, gözünüze çarpıp alttan girebiliyordur rüzgar. Oradan alttan motorun sesini alabiliyor. Özellikle raising kullananlar. Super sport kullananlar. Yapıyorsunuz 110, 120, 200. Niye rüzgar alıyor diyorsunuz. Ben komputeri kullanıyorum. 70-80'le gidiyorum. Tabii ki rüzgar almıyor. Tabii ki ses daha net çıkıyor. Böyle de ufak tefek detayları var bu işin. Bir de şöyle bir şey var. Kimse kendi ses kalitesini beğenmiyor. Ben şu anda herkes abi seninki çok iyi, en iyisi şöyle böyle diyorlar ama ben hala sesimin tam olarak istiyorum ki tam net alsın. Beğenmiyorum ama tam net almıyor arkadaşlar. Bunu artık öğrenin. Tam net böyle rüzgarsız kesinlikle böyle bir ses alma olayı yok. Bir de bazı arkadaşlar kendini dinlerken "Aa benim sesim çok kötü çıkıyor, ne yapacağım" falan diyorlar. Ses size kötü geliyor. Bu artık kanıtlanmış bir olay. Herkesin kendi sesi kendisine kötü gelir. Anlatacaklarım bu kadar. Videomuzun sonuna geldik. Hem uygun fiyatlı alabileceğiniz birkaç model gösterdim. Hem de işte Sony GoPro gibi yüksek model. Paranıza göre, yani 300 lira paranız varsa alacağınız kamera belli. 3000 liranız varsa alacağınız kameralar belli. Bunların aparatları nereden bulurum diye çok fazla soru geliyor arkadaşlar. Çin'den alacaksınız bunun aparatlarını. AliExpress'ten ya da başka bir yerden. Şu sıralar AliExpress'te biraz sıkıntı var. Gümrükler kapandı diyorlar, gelmiyor diyorlar falan ama N11'de var. 50 lira 100 lira paket halinde parçalar satılabiliyor. Eski videolarımın altında da linkler falan var. Onlara da bakabilirsiniz. Soracağınız şeyler varsa yine sorun. Oradan da cevaplayayım. Belki unutmuşumdur. Motovlog olayların çok fazla detayları var. Mümkün olduğu kadar detayları anlatıp işinize yarayan şeylerden bahsetmeye çalışıyorum. Soracağınız varsa sorun. Videoyu beğenin. Abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.